kırmızı et. Kimin başlayacak? Kırmızı etin üzerine yok yani. Ne olursa olsun. Şimdi buraya gelip kendini tavukla besleyemezsin ki, öyle değil mi? Benim etim bol olsun dediğim. Bunlar pişince biraz pişiriyor değil mi? Evet. Et kalmıyor yani. Evet, kıpkırmızı etlerimiz. Efendim merhaba, benim adım Oğuzkan Çakır. Yeni videoma hoş geldiniz. Bugün yine sınırsız et yenilen bir restoranta geldik. Şehir olarak, konum olarak Zaffelden'deyiz. Zaffelden, Salzburg bölgesinde. Telamze ile Lofer arası. Eğer Salzburg'dan, Deutsche Eck dedikleri yerden Telamze'ye doğru giderseniz Zaffelden'den geçiyorsunuz. Hatta geçerseniz de bu restoranın önünden de geçiyorsunuz. Şu anki bulunduğumuz restoran bir Çin restoranı, adı da Yangguan. Yangguan restoranındayız bugün ve sınırsız et yiyeceğiz. Şimdi burada açıklamak istediğim birincisi fiyatlar. Eğer burada öğlen saati saat 11.30 ile 3.30 arası gelirseniz 9,80 euro kişi başı sınırsız et yiyebiliyorsunuz. Akşam saati gelirsiniz 18.90 oluyor. Aradaki fark ne diye soracak olursanız akşam geldiğiniz saatlerde et çeşitleri daha çok oluyor. Geçen hafta bir Japon restoranındaydım. Work Sushi Star Salzburg'da. Orada gerçekten o kadar çok et çeşitleri vardı ki burada da olay aynıymış. Ama şimdi öğlen saatinde geldiğimiz için durum biraz farklı. Yani çok çeşit yok. Ama fiyatı da 9.80. Zaten bizim de istediğimiz burada belirli yediğimiz çeşit etler var. Ve bu etleri tadacağız. Şimdi diyorum ki fazla konuşma kısmını geçelim. İçeriği geçelim. Ben size biraz içeriği göstereyim. Ondan sonra siz karar verin. Arada kıyaslamayı siz yapın. Yalnız bunu altını çizmemiz gerekiyor. Work Sushi Star'da 20 euro ödemiştik. Ve burada 9.80'e kişi başı sınırsız et yiyebileceğiz. Evet, gördüğünüz üzere içeriye girdiğiniz zaman gayet böyle bir restoran atmosferi alıyorsunuz. Gerçekten çok hoş yapmışlar. Şimdi içeriye geçelim. Benim minik de bekliyor zaten içeride. Bir rivayete göre akvaryumlar oluyor bu Japon ve Çin restoranlarında. Ve içindeki bulunan balık sayısına göre Japonya'da Çin mafyasına buradan haraç kesiliyor gibi bir şey biliyorum. Yani doğru mu bilmiyorum. Ve buraya geliyorlarmış haraç kesenler. İşin gidiş tarzına bakıyorlar. Eğer işler çok iyi gidiyorsa kendileri balık içine koyuyorlar ve konulan balık üzerinden de her ay ne kadar para ödemeleri gerektiği oradan ortaya çıkıyormuş. Ben bilmiyorum doğru mudur ama o bilgi aldığımdan beri hep bir bakıyorum böyle ne kadar çok balık var. Aç mısın? Açım, çok açım. Evet. Şimdi soslarımızı seçelim. Az acılı bu, az baharatlı. Biraz acı. Teriyaki sosu var, Japon sosu. Bu biraz tatlımsı bir şey bu. Hmm. Thai curry var, Tayland usulü sos. Evet. O da biraz daha fazla acı. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Sanki her aynı sos. Bu Mongol işe sos diyor. Mongol sosuymuş bu. Moğolistan sosu. Nasıl bir şey? Merak ettim. Bir de bu tereyaki sosunu biz geçen sefer denemedik ama asıl olay bu. Zaten bu tereyaki sistemi diyorlar. Buradaki hani eti çiğ koyuyorsun, sebze koyup da bunun adı zaten tereyaki. Geçen sefer ne, hangisini? Biz geçen sefer barbekü yedik. Şimdi şöyle başlayalım. Etlerden başlamadan önce burada yine garnitürler var. Bak bu yengeç. Ben bunu bir kere denemiştim. Gayet hoştu ismi. Buradaki ismi de Gebackene Krepfisch. Yani fırınlanmış yengeç demek. Bu ahtapot minik. O da çok güzeldir. Kalamar işte. Ondan sonra Frühlingsrolle zaten her Çin restoranında vardır. O yine... Ben şimdi başlayayım mı? Önce bir sırayla geçelim neler var diye. Ondan sonra karar verelim. Burası tipik Çinlilerin yemekleri. Biliyorsun sebzeli etleri her şeyleri karıştırıp dolama çekiyorlar. Bu tavuk, bu dana bu şekilde. Bunu bilemiyorum. Burada da şetse diyor. 8 çeşit etli şu herhalde. Bu çok kötü görünüyor. Bu kalamar. Kalamar bacakları bunlar. Baya kalamar şu. Yine burada Rindfleisch var. Yani biftek var parçalı. Tavuğumuz var. Balık var. Karides var. Balık var. Midyemiz var. Ben biraz et ama bugün balığı da deneyeceğim minik. Mandallarımızı taktık. Teriyaki sosları olacak. Sen Rindfleisch istemiyorsun değil mi? Rindfleisch alacağım. İlk de Rindfleisch alacağım. Sonra balıktan geçeceğim. Sonra bir de midye deneyeceğim. Ha, tek çeşit koyuyoruz. Tek çeşit et koyuyoruz. Ya.
karıştırmıyorsun birbirine. Sonra tek bir tane daha yaptırıyorsun dedim. İstersen iki tabak birden yaptır eğer iki tane birden yiyeceksin. Evet, yalnız etler gayet kaliteli gözüküyor, onu söyleyebilirim. Çiğ et ama şey yağ damarları da falan gayet hoş gözüküyor. Evet, şimdi bir de midye hazırlayacağız. Ha, bizim midyeler böyle değil, buradakiler renkli. Evet. Hey. Darf ich Sie kurz filmen, wie Sie das machen? Ja. Okay. Alalım. Ben bu sefer çiğ balıklı da deneyeceğim. Geçen sefer çiğ balıklı koymamıştı. Sadece maki vardı. Asla tazeleri geliyorsun. Sen bundan yer misin? Yerim bebeğim. Bakın yine sınırsız et ama bu sefer 9.80 minik. 9.80'e gerçekten sınırsız et var burada. Ama büfe öteki tarafın onda biri falan. Tabii Vogue Sushi Star'daki büfe aşırı büyüktü. Yani sınırsız gibiydi. Ama burada da akşam gelirsen 19.80 oluyor. Aslında evet. Orayla aynı fiyat. Burada da o zaman çok çeşit oluyormuş. Ama bir şey söyleyeceğim. Aslında hiç güzel bir şey değil bu. Ne? Açık büfe insanları rahatsız ediyor. Yani çünkü her zaman ne kadar fazla seçenek varsa o kadar zorlanırsın. Halbuki daha az seçenek varken daha iyi. Ama açık büfede de ben şunu seviyorum. Ne yiyeceğimi belki bilmiyorum. Anlık karar vermek istiyorum. Mesela şu anda midye yiyeceğim aklım ucuna gelmesi ve baksana teriyaki sosuyla da bu midyeler müthiş olmuş. Ondan sonra bizim biftek et yine teriyakili. Ahtapot ayakları var. Yengeç bacağı var burada. Ve kalamar var. Önce bir et kalite kontrolü yapalım. Ha, bunu çubuklarla yiyeyim ben eti. Eti çatalla yiyeyim. Yumuşak gayet galiba. Güzel bence. Hı. Demek teriyaki sosu böyle. Gayet hoş bence. Hı. Bu arada soslu sırf et de hazırlattırabiliyorsunuz. Yani mangalda et gibi bir şey oluyor değil mi bebek? Hı. Evet, şimdi sıra midyelerde. Türkiye her gittiğimizde mutlaka bir midyeciye uğruyoruz. Şimdi bir de bakalım Çinler midyeyi nasıl hazırlıyorlar. Ahçı mutlaka teriyaki sosu koyalım dedi. Ben de tamam dedim. Normalde sade yaptırıyorduk aslında. Bakalım teriyaki sosuyla, teriyaki herhalde doğru söylüyorumdur. Nasıl olmuş göreceğiz. Teriyaki. Şöyle bütünce alıyorum. Bayağı da büyük bir midyeymiş onu söyleyeyim. Hmm. Güzel mi? Bence gayet olmuş. Taze de bir şeyi var. Tadı var. Oh, denizin kokusunu alıyorum, tadını alıyorum benim. Ben bir tane daha deneyelim. Yengeç bacağını ben deneyeyim. Denizden çıkan her şeyi yerim. Çok seviyorum zaten deniz ürünlerini de. Şu yengeç bacağını çok merak ettim. Full etli gibi. Hmm. Biraz sade tavuk etine benziyor tadı. Hmm. Bence gayet iyi, başarılı. Tekrarlamak istiyorum çünkü sık sık da soruluyor. Abi kaç paraya yediniz o kadar şeyi? Bu gördüğünüz her şey ve devamı da gelecek. 9,80 euro ödüyoruz. Tabii ben gittiğim yerlerde değişik şeyleri de denemeyi çok seviyorum. Bunlar ahtapot bacakları. Biraz böyle tatlımsı bir sosla yapmışlar. Bunda kalamar. Bence kalamar da gayet başarılı. Bir müddet bir Çin'de yaşamıştım. Ve orada da hastanelik olduğumu biliyorum. Çünkü midede artık bakteriler üremeye başlamış falan. Ve o günden beri de ve son 3 ayı sırf sebze meyve yedim orada. Hiç et bile ağzıma süremedim minik. Yemiyordum yani orada. Çok tehlikeli buluyordum. Hijyen konusunda da biraz sıkıntılıydı. Her şeyi denememek lazım işte.
Avrupa'da deneyebiliyorum. Çünkü burada çok sıkı denek deniyor. Bizzat Çin restoranlarına sık giriyor kontrol. Ufacık bir şey bulurlarsa kapatıyorlar. Ve burası da çok uzun zamandır var. Bir de internete baktım 5 yıldız almış burası. Hani şey beğenilmiş yani. Beğendikçe yıldızları artıyor ya. 5 tane yıldızı var. Yangguan restoranının. Bu arada nerede olduğunu soruyorsunuz, yazıyorsunuz. Altta linke koyuyorum. Yani aşağıda açıklama kısmında konumu, linki, her şeyi orada bulabilirsiniz. Wasabi'nin içine soya sosunu böyle döküyorsunuz. Bence en iyisi böyle oluyor. Şöyle döktüğünüz zaman küçük bir havuz oluşturuyorum. Ondan sonra ben sushi'yi çubuklarla yemeyi daha çok tercih ediyorum. Bir şey sorayım. Buyur bebeğim. Bu yengeçin eti pembe mi oluyor böyle? Evet, piştiği zaman pembe oluyor bebeğim. Pişmeden önce gri'dir, piştikten sonra pembedir. Wasabi çok oldu galiba, yanacağım şimdi. Şöyle biraz koyuyoruz. Bu çiğ balıklı, somon balığıdır bu genelde. Ortasındaki ne, sence salatalık mı? Evet. Salatalık, dışında pilavı var, en üstte de balığı var. Tabi bunun aslında tadını çok böyle şey yapan wasabi ile bu soya sosu değil mi? Asıl buna tat veren şey. Valla ben wasabi'yi çok koyuyorum. Öksürüyorum falan ama hoşuma gidiyor. Çok güzel. All you can eat'te sushi'leri çok fazla pilav doluyorlar. 3-5 altına attığınız anda pilav aslında doyuruyor. Ona dikkat edelim. Bence o küçük rulo halinde varsa onları deneyin. Bunu ne demiştik peki? Lahana olabilir. Lahana. Lahana değil mi? Hı hı. O zaman yeme. Çiğ lahana hiç güzel değil. Yeme. Mideni rahatsız edin. Şöyle biraz atmosferi göstereyim size. Gayet güzel bir bar yapmışlar buraya. İçeride loş bir ışık var. Ondan sonra yine et kısmına geçelim bence. Evet, önce garnitur. Bebeğim ben bu sefer... Ne yaptın? Ben bu sefer sadece soya ve mantar istiyorum. Biraz da soğan. Başka hiçbir şey istemiyorum. Kırmızı et. Kırmızı etin üzerine yok yani. Ne olursa olsun. Şimdi buraya gelip kendini tavukla besleyemezsin ki, öyle değil mi? Benim etim bol olsun dediğim. Bunlar pişince biraz pişiyor. Evet. Et kalmıyor yani. Evet, kırmızı etlerimiz. Buradaki personel çok güler yüzler. Sık sık her şey yolunda mı, beğendiniz mi diye soruyorlar. Seçenek biraz az ama yediklerimiz güzel. Ondan şikayetçi değilim. Ama akşam üzeri seçenek daha çok olduğunu söylediler. Buradaki fark tabii şu. Worksushi'lardaki büfe çok uzundu bebeğim. Yani 100 metre büfe vardı orada. Şimdi buradaki büfenin büyük boyutu belli. Yani ne kadar ürün sıkıştırabilirsin orayı bilmiyorum. Tabii bulunduğunuz yere bağlı. Şöyle söyleyeyim. Diyelim ki şimdi buraya geldiniz. İşte kayak bölgesi olduğu için Kitzbühel, işte Pinzgau bölgesi, Selamzi. Ve akşam üzeri eğer bir yere yemek yemek istiyorsanız şöyle düşünün. 9.80'e buraya yemek yemeye gelebiliyorsunuz. Akşamları da 18.90. 10 yaş küçük çocuklar, hani ailecek geliyorsanız yarı fiyatını yiyebiliyor. 4 yaş küçük çocuklar da hiç ücret alınmıyor. İstedikleri gibi ücretsiz yiyebiliyorlar. Yani anne baba 2 çocukla geliyorsan 40 euroya halledebiliyorsun. Öğlen gelirseniz de kişi başı 9.80, hiçbir şey değil. Tabii içecekler dediğim gibi biraz pahalı oluyor. Neredeyse şu içecekler 10 euro öderiz biz burada. O çok kötü. Evet, içecekler pahalı oluyor. Ama açık büfe, ister sınırsız et 9.80. Sudan ucuz yani. Soyanın yarısını ben içtim herhalde gene. Gene içmişsin. Evet. Bir sonraki restoran Tay restoranı olsun, ne dersin? Böyle ülke ülke gezelim. Tay restoranına gideriz, sonra Hint restoranına gideriz. Bir şey söyleyeceğim, Tayland'la ilgili bir anlatayım mı? Anlat. Geldi şimdi Tayland şey değil mi? Ben Sakıp Sabancı'yla Umur için yazın dans etmiştim. Tayland'ın gecesinde. Ben Tayland havayolundan çalışıyordum. İlk Tayland'da uçuşun şerefine gece düzenlenmişti. Açık büfe yapılmıştı Tayland yemekleriyle. Ben de kaç da üniversiteye girmemişim. Bayağı yaşım küçük. Heyecanlanmıştım yemekleri görünce. Açtım iş çıkışında. Doldurmuştum bütün Tayland pilavıyla filan. Sonra biri bana çarpmıştı. Bütün tabak elimden düştü. Bütün pilavları. Hadi ya. Rezil olmuştum. O kadar utanmıştım ki ben yani çok çok kötüydü yani. Ama Sarkı Sapanca dans etmiştim. Çok güzel bir anıydı. Acayip sempatik, çok tatlı, çok mütevazi bir insandı. Rahmetli. Bunun içinde yatsın. Evet.
Yani Çinler ördek konusunda çok iyiler. Ben normalde genelde Çin restorana girdiğim zaman böyle büfe değil de direkt a la carte ördek siparişi veriyorum. Bu acı soslu bu seferki. Ben soya soslu dökmeden önce bir tadına bakmak istiyorum. Size göstereyim. Biraz sade yaptım bu seferki tabağımı. Az önce gördün. Sadece soğan var, soya var. Bir de ne var başka? Başka bir şey yok abi. Et var. Bence daha iyi. Bence böyle çok fazla doldurmamanız lazım sebze şeyler. Herkes belki sevebilir hani blokta. Ama bence etin özü kaçıyor. Bence en güzel yaklaşan şey soğan. Mantar kesinlikle yakışıyor değil mi böyle ete? Bence kabak da yakışıyor. Soya pirinci. Şu ana kadar ki gittiğimiz All You Can Eat'lerin içerisinde en iyi sanksiydi. Bir dakika düşünüyorum. Bütün yani dünyanın. Şöyle söyleyeyim. Şu geçen hafta gittiğimiz box işi art. Onun asla hakkını yemem. Hem o hem de bizim All You Can Eat vardı ya Amerika'daki. Hangisi? Türk olan. I Can Barbecue. I Can Barbecue. Ercan Bey benim şu ana kadarki top favorim. Buradan da Ercan Bey'e selam söylüyoruz Avusturya'dan. Mutlaka izliyordur bizi diye düşünüyorum. Eğer Amerika'ya gene gidecek olursak Irvine'a gideriz Kaliforniya'dan. Ve Irvine'deki I Can Barbecue'ya kesin gideceğiz. Ve Ercan Bey'i de zaten davet etmişti bize. Bir de balık yemeği gelin demişti hatırlıyorsan. Aa, evet gidermiştik. Numarasını falan bile verdi bize. Özel numarasını. Ama işlerin yoğunluğundan falan gidemedik. Bir de benim ondan sonra San Francisco'ya gitmek zorunda kalmam. Tabii olayı şey yaptı. Nusret'e de gitsek mi acaba? Nusret'e. Ama Nusret bizim yanımıza gelmezse çok büyük küserim sana. Gelir olmaz bence ya. O kadar da değil. Hayır bazı ne bileyim herkesin yanına gitmiyor. O da haklı tabii. Miami'deydi galiba Nusret'in yeri. Onun yeri bir sürü yerde var. Gidelim. Bir Nusret et yiyelim şöyle 1000 euroya falan. Kendimize gelelim. Ya şimdi şunu söylemek istiyorum. Çok önemli söyleyeceğim şey. Nusret bizim toprağımız, bizim kanımız Nusret. Kesin. Yani bazen görüyorum böyle çocuğun Instagram hesabı şu altına çok çirkin, böyle kıskanç, fesat insanlarla aynı millete, aynı vatana sahip olmaktan dolayı utanç duyuyorum. Yani destek olmamız ve yukarıda başımızın üstünde tutmamız gereken biri yani. Kesin. Niye böyle kıskanç, fesatlık, çirkinlik yapılıyor? Anlamış değilim. Yapan kişiler var görüyorum, inanamıyorum yani. Evet. Şu an ben de onu takip ediyorum. Ben takip etmesem ne olacak? Zaten adam şey ama fark etmez. Hepimiz destek olmamız gerekiyor. Bak 14.2 milyon takipçisi var. Çok büyük bir başarı. Dünya çapında biri yani. Ve her şeyiyle, duruşuyla, fiziğiyle, hayat tarzıyla spor yapıyor örnek. Ya maşallah gerçekten takdir ediyorum. Nereden gelmiş yani? O yüzden bence kıskançlık, pislik ve hasetliği bir kenara bırakıp kendinize gelin yani. O kişilere sesleniyorum. Sana tamamen %100 katılıyorum ben bu konuda. Buyurun aptit. Şimdi ödememizi yapalım bakalım kaç para çıkacak. Was macht es? 20 bir şey. Şimdi size şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi 28 euro para tuttu. Yani içecekler dahil. Gerçekten 9 euro 80 kuruşa 10 euro bile değil. Sınırsız et yiyebiliyorsunuz. Biz bu videoyu buradan sonlandırıyoruz. Bu restoranın konumunu aşağıya ekliyorum. Düşüncelerinizi çok merak ediyorum. Yorum kısmına yazarsanız düşüncelerinizi sevinirim. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Şunu unutmuyoruz. Like yapmayı unutmuyoruz.